Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdete min lisani yefkahu kavli. Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve elhikni bis salihin. 7. ayete geldik. Mücadele suresi. Elem tera ennallaha ya'lemu ma fis semati ma fil ardi ma yekunu min necve thalifetin illa huve rabi'uhum. Yani ey dinleyenler, ey muhatap olan kimseler, bilmiyor musun ki, bilmez misin ki Allah kainattaki her zerreden haberdardır. Yani her şeyden haberdardır. Allah hiçbir şeyden gafil değildir. Gökte ve yerde ne varsa hiçbir şey ona kapalı değildir. Kapalı kalmaz. Ona hiçbir şeyde gizli kalmaz. Hiçbir şey ona yani her şey ona ayandır. Ona ne sır gizli kalır ne de aşikar yapılan iş. Üç kişi arasında ne kadar sır ve söz meydana gelirse yani necva mutlaka Allah onu bilir. Yani o üç kişinin arasındaki olanı bilir. Dördüncü olan kimdir? Alemlere olan Allah. Yani üç kişi kendi aralarında böyle şey yapıyor ya. İllahu ve Rabbim. Dördüncüsü Allah. Yani Allah mutlaka onu bilir. Ve la hamsetun illahu ve sadisun. Beş kişi arasında gizli fısıldaşması olmasın ki altıncısı Allah'tır. Yani beş kişi kendi arasında fısıldar. Altıncısı alemine Rab olan Allah'tır. Ve la edna min zalike ve la ekstera illa huve ma'ahum eynema kanun. Bu sayıdan daha edna az veya daha çok ne varsa mutlaka Allah onunla beraberdir, onu bilir. Aralarında geçen söz ve konuşmayı bilir. Bundan maksat Allah kullarının her halinde haberdar olmasıdır. Yani demek ki elimizde biz kendimizce işte bu duyulur mu, duyulmaz mı diye ne kadar hesap yaparsak yapalım, alemlere olan Allah bizim durumumuza haberdardır. Thümme yunebbi'un bima amelu yevmel kıyame innallaha bikulli şeyin alim. Sonra Allah kulların bu hallerini ne yapacaktır? Kıyamet gününde onlara haber verecektir. Şimdi bizim hallerimiz, açıkta olan hallerimiz hepimiz birbirimize haberdarız. Ama gizli olan hallerde kimdir? Alemlere olan Allah bilir. İşte bunu alemlere olan Allah kıyamet gününde bütün yönlerle, bütün detaylarla kullarına haber verecektir. Müfessirler şöyle derler. Elem tera ennallaha, görmez misin Allah her şeyi bilir diyerek ilimle başladı. İnnallaha ve kulli şeyin alim, Allah her şeyi bilir. İlimle yani Allah her şeyi bilir diyerek ilimle sona erdi ki ilmin cüz'iyatı yani parçacı külliyatı geneli kuşattığına ve kainattaki hiçbir şey onun kendisine gizli kalmayacağına dair dikkat çeksin. Yani cüz'iyat dediğimiz küçücük ne olursa olsun ve büyük olan ne olursa olsun her şey Allah'ın ilmi dairindedir. İnna Allahe bi kulli şeyin alim. Mesele bu. İbn-i Kesir şöyle der. Birçok alim illa huve ma'ahum. Ancak onlarla beraberdir. Ayet böyle der. İlla huve o ancak onlarla beraberdir. Ayetteki beraberlikten kastın Allah'ın ilmin beraberliği olduğuna icma edildiğini rivayet edilmiştir. Yani illa huve ma'ahum. O onlarla beraberdir. Allah nasıl beraberdir? Demiş ki alimler bu meselede Allah'ın ilmiyle onlarla beraber olduğuna icma etmişlerdir. Bundan sonra alemlere olan Allah Yahudi ve münafıkların durumlarına haber vermek üzere şöyle buyurur. Elem tera ilellezine nuhu anin necva. Görmüyor musun kendilerine gizli konuşma yasaklanan o kimseler ki Kurtubi bu ayet Yahudi ve münafıklar hakkında nazil olmuştur der. Onlar aralarında gizli konuşur, müminlere bakar ve birbirlerine göz kırparlardı. Bu durum müminler Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı şikayet ettiler. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam gizli konuşmalarını yasakladı. Fakat onlar bunda vazgeçmediler. Bunun üzerine alemlere olan Allah ثُمَّ يَعُودُنَ لِمَا نُوهُ anhu. Sonra da kendileri nehyolmuş olan yani kendilerine yasaklanmış olan şeyi ne yaptılar? O gizli konuşmaya devam ettiler. Ebu Suud elem tera görmedin ifadesindeki hemze
durumlarına hayret edilmesi gerektiğini ifade eder. Thumma yaudune, sonra dönerler ifadesi ise fiilin geniş zaman olarak gelmesi, gizli konuşmayı tekrar tekrar yaptıkları ve bu davranışların garip görünmenin zihinlerde canlandığını gösterir. Ve yetenecevne bil ismi vel udvani ve ma'siyeti rasul. Peki onların böyle necve yapması nedir? Yani kendi aralarında fısıldaşmaları, günah, düşmanlık ve peygambere isyan. Yani onlara yasaklanmıştı. Ama onların bu fısıldaşmaları, yani bir diğer ismiyle necva, asıl ismiyle, aralarındaki işte necva nedir? Günah, efendim masiyet ve peygambere isyan, düşmanlık. Düşmanlıkta yardımlaşma. Ebu Hayyan, günah genel bir mana ifade ettiği için Allah onunla başladı, sonra da ruhlarda büyük etkisi olan zulmü zikretti. Çünkü bu kulların ellerinde zulüm ile alınmış haklardır. Bundan sonra alemlere konan Allah büyüğünü, daha büyüğünü, yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a işaret zikretti. Bu ayette münafıklar kınanmaktadır. Çünkü onların gizli konuşmaları bu konularla alakalıydı. Ve izâ câuke hayyevke bimâ lem yuhayyike bihillâh. Onlar, yani ey Muhammed, onlar senin yanına geldiklerinde sana Allah'ın meşru kıldığı, meşru kılmadığı ve izin vermediği zalimce bir selam verirler. Lem yuhayyike bihillâh. Allah'ın sana, yani tahiyye biliyorsun selamlaşmak, sana işte bu şekilde selam vermeyin diye, yani yasaklamış olduğu bir şekilde selam verirler sana. Yahudiler Esselamu Aleyküm derler. Yani selam, ölüm senin üzerine olsun diyorlar. Müfessirler, Yahudiler Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a gelir, Esselamu Aleyküm yerine Esselamu Aleyküm derlerdi. Sam ölüm anlamındadır biliyorsunuz. Yani burada işte kahrolasın, perişan olasın, gebelesin. Daha Türkçedeki ve aleyküm, Resulü Aleyhisselatü Vesselam da onlara ve aleyküm derdi. Bir gün Ayşe onların bu sözünü işitmiş ve şöyle demiştir. Bel aleykum sâme ve lâne. Aksine ölümde lanet etsin, üzerinize olsun demiş. Yani Allah size kahretsin demiş. Yani bizim böyle itici şekilde diyebileceğimiz. Çünkü böyle diyorlar adamlar. Yani Allah sizi kahretsin diyor Ayşe validemiz. Resulullah Ayşe validemize bu durumda diyor ki yavaş ol, ben onların ne dediğini anlıyorum. Dolayısıyla ben de onlara, onların işte hak edeceği şekilde deyim yerindeyse cevap veriyorum. Yani ve aleyküm diyorum. Bana söylemiş olduğun şeyin aynısı sizin üzerinize olsun diyorum Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Ve yekulne fi enfusihim levla yu'adibunallahu ma nekul. Bir de ne diyorlar biliyor musun? Onlar aralarında, yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu çirkin sözleri söylüyorlar. Diyorlar ki ya bu sözleri, söylediğimiz sözlerden dolayı Allah bize niye azap etse ya. Lev la yu'adibunallahu bima nekulu. Yani bu söylediğimiz şeyden dolayı, bu söylediğimiz sözlerden dolayı bize azap etse ya. Niye bizi azap etmiyor? Böyle diyorlar. Hani diyorlar, demek istiyorlar ki demek ki biz doğru yoldayız. Yani bize azap olmuyorsa o zaman devam edelim. Hasbuhum cehennem yeslevneha bi'sel masir. Onlara cehennem yeter. Onlar oraya ne yapacaklardır? Barınacaklardır. Demek ki adamlar şöyle diyorlar. Bakın işte bu böyle Allah hakkında cahilce konuşmak. Mesela öyle aptal kafirler var ki, örneğin çağımıza şöyleleri var. İşte küfrüne mesela diyelim ki örnek olarak sakal fıtri olan bir şeydir. İşte küfrünü meşrulaştırmak için bunu başka şeylerle kıyaslayarak böyle sapıyor. Ve işte mesela diyorlar ki biz bu kadar günah ve haram işliyoruz. İşte bu Müslümanlara kalırsa biz hemen helak olacağız ama bak demek biz devam ediyoruz. Her şey normaldir. Devam edelim diyorlar. Bunlar da aynı şey diyorlar. Yani diyorlar ki biz mesela peygambere bunu söylüyoruz. Bize niye azap olmuyor diyorlar. Alemlere kuran Allah hasbuhum cehennem. Onlara cehennem yeter. Ve yeslevneha ve bi'sel masir. Onlar oraya dayanacaklar. Oraya varacaklar. Orası ne kötü bir yer. İbnül Arabi der ki onlar Muhammed peygamber olsaydı ona yapılan sövme ve hafife almadan dolayı Allah kesinlikle bize mühlet ne yapmazdı? Vermezdi diyorlar. Allah'ın halim olduğunu, yani kendisine küfreden, eza eden kimselere ne yaptığını? Yumuşaklıkla muamele ettiğini. Onları cezalandırmada acele etmediğini bilmiyorlardı cahiller. Mesela günümüzdeki kafirler de zaten böyle diyorlar. İşte Allah'ın dini, mesela diyelim ki adam kafir,
işte İslam hükümlerini söylersen Allah'ın benim şeye ihtiyacım yok ve ihtiyacı yok gibi abuk subuk şeyler söylerler. Bunlar da Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a yani bir şeyle kötü söz söylüyorlar ve diyorlar ki Muhammed peygamber olsa diye Aleyhisselatü Vesselam bunlardan dolayı hemen biz hışma uğrardık. Yani bize azap bela gelirdi. Demek bize azap bela gelmiyorsa bu durumda biz doğru yoldayız diyorlar. Bundan sonra alemlere olan Allah müminlere gizli gizli günah ve isyan ifade eden şeyleri konuşmalarını yasakladı. Ya eyyühellezine amenun. İdâ teneceytum felâ tetenecev bil ithmi vel udvani ve ma'asiyatir rasûl. Ey müminler, ey iman etmiş olanlar. Aranızda gizlice necva yani konuştuğunuzda çirkin söz gibi günah ifade eden veya başkalarının hakkına hukukuna tecavüz eden veya peygambere muhalefet içeren şeyleri, taşıyan şeyleri konuşmayın. وَتَنَاجَوْ بِالْبِرِّ وَالْتَقْوَى. Eğer tenacevde bulunacaksanız, yani ikiniz karşılıklı birkaç kişi veya ne yapın? Bu ancak bu konuşacağınız, aranıza fısıldaşacağınız şey bir ve takva. Yani Allah korkusu ve ne olsun? İyilik, güzellik üzerine olsun. Bunun için necvada bulunun. Yani illa necvada bulunacaksanız bu olsun. Kurtubi, Allah müminler münafıklık ve Yahudilerin yaptığı gibi aralarında necvani fısıldaşarak konuşmalarını yasakladı. Onlara itaati ve takva ve Allah'ın yasakladığı şeyleri de sakınma gibi konuları konuşmalarını emretti. وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذ۪ي اِلَيْهِ تُشْهَرُونَ. Allah'tan korkup sakının, siz ona toplanacaksınız. Yani bilin ki bu hayatın arkasında hesap vardır. Biz her şeyden dolayı hesap vereceğiz. Ya ölümümüzle bu gerçekleşecek, kıyamet kopacak, bu olacak ama. Dolayısıyla vettekullah, Allah'tan korkun. Lezi o Allah ki ileyhi tuşarın, siz ona döneceksiniz. İnnemâ necva. Şimdi necva nedir peki? Fısıldaşma. Necva fısıldaşmak. Yani sırp 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 işte kişi arasında. Alemlere konan Allah innemâ necva mine şeytani liyahzunellezine amenun. Necva fısıldaşma ancak şeytandandır. Niye? İman edenler hüzünlensinler. Moralleri bozulsun. Canları sıkılsın. Psikolojileri bozulsun. Yani analarına doğduklarına pişman olsunlar diye. Niye? Bu şeytandandır. Şeytan işte şimdi düşünün ki bir ortamdasınız. İki kişi arasında pısır 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 ediyor. Kimin dikkatini çekmez bu? Ha? Kimin dikkatini çekmez? Acaba ne konuşuyorlar? Hele bir de insan böyle yani kendi aralarında böyle ufak tefek böyle pürüzler şunlar bunlar varsa bu daha da beterleşir. Nitekim İsra suresinde alemlere konan Allah yakulli ibadi yakulleti hiye ahsan yakulleti hiye ahsan. Kullarıma de ki sözün en güzelini söylesinler. Şeytan onların arasını bozmak için. Adama bir şey dersin. Hiç içinde bir şey yoktur. Söylersin. Birikmiştir. O anda tamam işte zaten bu bana düşmandı. Zaten beni sevmiyordu. Zaten bana gıcıktı. Zaten bana kini vardı. Hepsini ortaya döktü. Ha demek ki işin aslı buymuş. Onun için özellikle insanların dikkatlerini celbedebilecek şekilde ortamlardan necva, fısıldaşma yasaklanmıştır. Hele zaten 3 kişinin olmuş olduğu bir ortamda 2 kişi bunu yapıyorsa bu çok daha beter bir durumdur. İşte ayet-i kerimede 10. ayette اِنَّمَا نَجْوَا مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَّهْزُونَ الَّذِينَ آمَنُوا. Muhakkak ki necva şeytandandır. Bu müminleri ne yapması için? Bu müminleri hüzünlendirmesi, canlarının sıkılması içindir. İbn-i Kesir, gizli konuşanlar bunu ancak şeytanın süslemesi ve güzel göstermesi de yaparlar. Buradaki inneman necva mine şeytan, yani necva şeytanlardır. İbn-i Kesir, yani kendi aralarında işte konuşuyor. Belki konuştuğunun hiç kimseyle o mecliste bir alakası yok. Ama dikkatini çekiyor adam. Ve 3 kişisin işte. Kimi, bu zaten yasaklanmıştır. Şimdi necvanın bir diğer karşılığı arkadaşlar? Bugünkü popüler isimle necvanın karşılığı ne? Yok. O mahalle ağzı. Biraz daha medya diliyle diyelim veya işte biraz daha akademik anlamı. Değil. Değil. Biraz. Kulis. 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 Kulis ne abi? Kulis. Sahne. Neyse. Tamam.
kulis yapmak. وَلَيْسَ بِدَّارِهِمْ شَيْئًا اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ Bu gizli konuşma, Allah istemedikçe hiçbir zarar vermez. Ama adamın zihnine takılır. Hani derler ya, sinek büyük değildir, lakin mide bulandırır. Sinek murdar değildir, lakin mide bulandırır. وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ Müminler sadece Allah'a güvenip, yani tevekkül etsinler. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.